şuraya içeriye daha gözlerimi doğru üst açamıyorum. Işığa baktım da hapşırıyorum ben. Ay. Acil perde lazım buraya. Herkese merhaba, günaydın. Melis az önce babasıyla birlikte tekrardan hastaneye gitti. Dün ben gitmiştim Melis'le ve doktor bize ağrı kesiciyle ve dinlenmekle eve yollamıştı ama bugün yine kız hala hiç aynı şekilde üstüne basamıyor. Bir resim, yani nasıl söyleniyor, işte bir resim çekilmesini istedik. Ama doktor önce bir tekrardan görmek istiyor. O yüzden az önce gittiler. Ben de işte kahvaltıyı bitireceğim. Döndüklerinde inşallah hep beraber yiyebileceğiz. Bugün biraz temizlikte yapacağım. Buraları temizleyeceğim. Tozlar alınacak, süpüreceğim, sileceğim. Aşağılar. Boncuk hala doğurmadı artık her vlogda. Doğurdun mu kız? Bebişler nerede? Bebişler nerede? Bir tane şu domatesleri aldım. Rivolor çeri domatesi. Anlatamam size, var ya şeker şeker. O kadar güzel ki otur böyle şeker niyetini ye. O kadar tatlı. Eve geldiler ama röntgen bölümü henüz açılmadığı için, saat 10'da açıldığı için önce eve geldiler, kahvaltı yapacaklar. Ondan sonra röntgenle çektirmeye gideceğiz. Tekrardan hastaneye gidiyoruz. Ben çocuklarla yalnız gidiyorum. İlhan garaja geçti. Evet. Bu sabah aklıma gelmedi. Resim falan dedim. Röntgen çekilmesi lazım. Hemen sonucunu hemen söyleyecekler. Ona göre de işte bakacağız. Başka bir hastaneye gidiyoruz. Çünkü diğer hastanede bugün pazar olduğu için röntgen bölümü, yani şey, kapalı. Sadece acil yeri açık. Yani röntgen olsun, şey olsun, poliklinik kapalı. O yüzden başka bir hastaneye gidiyoruz. Orada da randevusuz öyle sıraya gireceğiz işte. O kağıtla birlikte. Aslında dün ben doktora götürdüğümde dün hemen röntgen çekilseydi bunlara hiç gerek kalmayacaktı. Ama yok, illa biraz işkence çekeceksiniz ondan sonra. Yoksa bunların hepsini dün de yapabilirdik. Çünkü dün ben götürmüştüm kızı zaten acile. Öyle işte birkaç güne geçer demesiyle bizi eve yolladı. Mert, hadi çık oğlum. Melis'i şimdi taşımam lazım ya da şurada bir sandalye falan varsa, hani rollstuhl, onu alacağım. Ne yaptın aşkım? İçine ne doldurdun öyle? Ya. Ya, see it. Nasıl kafana koyacağını takamazsın böyle ama. Nasıl? Şu mu çıktı? Hı. Al bakalım. Hadi bakalım. İnşallah bir sandalye vardır. Tamam, sandalye var. Orada sandalyenin üstüne koyacağım seni. Kendin bak, evde kaldı aşkım. Ufni'de orada rostu var. Gel bakalım. Bak, hem de mavi. Ne kadar giriyor içine? Bakayım. Dur, anne baksın. Bebek arabasında hiç düşünmedim. Evde getirseydim o da olurdu ama olsun, çözdük olayı. Melis'in parası sağ olsun. Benim yoktu. Bugün pazar olduğu için şey de yok. Ya, o kadar kalabalık da değil. Bozduramazdım para yani. Röntgenden acil yolladılar bize. Ve sinirden şu an konuşamıyorum bile. O kadar sinirliyim. Biz
Bizi odaya aldılar. Doktoru bekliyoruz. İlan'ı da çağırdım. Baba geliyor. İki baba habelt. Baba da geliyor. Evet, biraz sürecekmiş çünkü bir kaza olmuş ve doktor kazayla ilgileniyormuş. Bugün de pazar, çok doktor yok. O yüzden biraz bekleyeceksiniz dediler bize. Kitap okuyoruz. Ya en sevdikleri Wally. Wally arıyorlar. O imate Telefonda tartışıyorum benim. Taştın mı? Yok. Ay benim aşkım. Ay benim aşkım. Ay. İlan Mert'le beraber eve gitti. Biraz daha uzun sürecek çünkü. O yüzden onlar gittiler. Biz kaldık. Doktor geldi. Baktı ayağına. Kırık. Ayağı kırık. Alçı alacaklar. Şimdi alçı yapılmasını bekliyoruz. Alçı yapıldıktan sonra da biz de gideceğiz. Az kaldı. Kitap okuyoruz hala. Yeah. Oh, yürü. Daha fitlerle oynayamayacağım mı diye soruyordu az önce bana. Ay, kıyamam. Biz çıktık. Neredeyse gün bitti. Yani 6 saat kaldı. 6 saate yakın kaldık. Tam işte ilk girdiğimizden çıkışa kadar. Ve evet, Melis'in ayağı alçıda. Kırmızı rengi seçti. Mavi veya kırmızı seçebilirdi. Melis kırmızıyı seçti. Alçıya aldılar işte. Acımıyor değil mi Melis? Ne ya? Anneanneyi de gösterirsin. Ya. Yeah. Tante, baba. Kıyamam sana ya. Oy kızım benim. Kıyamam. Standing underneath the lights. Vermediler. Değnek vermediler. Çünkü yaşı daha küçük olduğu için çok düşer. Yine bir yerine kırmasın diye. Bebek arabanız varsa dede bebek arabasını da bindirip ayağının altına da bir minder koyup hani ayağını biraz yüksekte tutması için. Efendim? Evet. Biz çözdük olayı. Ayağı şişmesin, su toplamasın diye ayağı birazcık böyle yukarıda tutması gerek. Sadece önümüzdeki günlerde, ondan sonra gerek yok. Kesinlikle üstüne basmaması lazım. Okula gidebilir ama okulda da üstüne basmaması lazım. Islatmamamız lazım alçıyı. Ne yapmamız gerektiğini anlattılar işte. 2 hafta sonra tekrar gideceğiz. Tekrar röntgen çekilecek. Ve ona göre bir daha alçı yapılacak. Sanırım alçısı değişecek. Yaşı küçük olduğu için ve çocukların kemikleri çok hızlı büyüdüğü ve geliştiği için 6 hafta alçı gerekeceğini sanmıyorum dedi. Evet, sıcak değil mi? Zaten kemiği düzeltmeye de gerek yoktu. Yani olduğu gibi alçı yaptılar. Böyle düzeltme falan ihtiyaç yoktu yani. Çok şükür öyle. Anneanneler de bugün işte hep beraber toplanıp mangal yakacaktık. Herkes toplanmıştır. Sadece biz işte çok geç gidiyoruz. Öyle yani. Allah çok çok daha beterlerinden korusun. Yani çocuk tabii ki yani düşer, kolu da kırılır, bacağı da kırılır. Oluyor böyle şeyler. Allah çok çok daha beterinden korusun. Söyle. Evet aşkım. Islanırsa alçı yumuşar dedi. O yüzden ıslanması yasak. Oy 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 ben senin. Oy o. Heb ook die tenen, ja. Yeah. Zij kan. Oei. Zit in van wat kleren hierin. Lekker. Ach, kleine voetjes. Oh, die had je gegrappeld toch? Ja, dat was ik bij.
Kıyamam ya. Yes, the balıkçı elinden gitti. Yeah. Bakın kim var burada? Kim var? Gene mutfak. Nasılsın? Ne haber? İyiyim. Ya, yeah. Bali nasıldı? Çok güzeldi. Geri dönmek istemedik. Annemler az önce buradaydı. Şeye gittiler. Yasemin'in yeni evine bakmaya gittiler. Anahtarları ne zaman alıyorsunuz? Daha belli değil mi? Daha henüz anahtarları almadılar ama dışarıdan daha beynim durdu, daha konuşamıyorum ben. Dışarıdan eve bakmaya gittiler. Ondan sonra da işte mangal yakacaklar. Her şeyi hazırlamışlar. Orada mangal, içeride salatalar, her şey hazır. Herkes şeyi merak ediyor Yasemin. Hani ev olursa, tutarsanız evi. Mahik'tan floha. İzin alıyorum şu an Yasemin. Bakayım. Oh. Seyda. Bakayım. Git. Oh no. Vay kız. Evet, o kuş öyle. Ne? Bir şunu mu? Dus rustig jij. Ik kan hem niet normaal maar aanraken. Ze moet met pijn doen. Ja. De sabahtan beri aç duruyor çünkü. Kahvaltıyla duruyor. Orada bir şey yemek içmek de yasak dediler. Hani olur ki ameliyat edilecek diye. Hani hemen ameliyatı alabilsinler diye. Ama çok şükür ameliyata gerek yoktu. O yüzden yemek içmek orada yasaktı. Şapırdata yiyor valla. Yiyor. Tut ben? Ne? Okay. Oh, keyif yerinde. Uyudular. Bugün de bitmiş sayılıyor. İlhan da çalışıyor. Ben de az şöyle bir hava almak istedim bahçede. Hava hala çok sıcak. Çok üzüldüğüm nokta ne biliyor musunuz? Hani tamam ayağı kırıldı. Hani bunlar olabilecek şeyler. Tabii ki bu da çok kötü ama çocuklar öyle düşe kalka büyüyorlar. Benim erkek kardeşim de iki defa ayağını kırdı. Ondan sonra ben hiç kırmadım hayatımda. Allah korusun inşallah. Bundan sonra da kırmam. Ama oluyor böyle şeyler. Beni en çok üzen nokta bu. Düştükten sonra ben hastaneyi aradım. Durumu anlattım. Bana dediler ki işte ağrı kesici ver. İşte ertesi sabah hala işte üstüne basamıyorsa ondan sonra tekrar arayın diye. Onu da yaptım. Ağrı kesici verdim. Kız uyudu. Sabah kalktığımızda hala üstüne basamıyordu. Ben götürdüm doktora. Hatta vlogladım. Bunu gördünüz. Ben götürdüm doktora hastaneye. Hastanedeki doktor işte öyle büyük bir şey değil, işte büyük ihtimalle kemikle alakalı değil dedi, büyük ihtimalle bir kasla alakalı dedi. İşte ağrı kesici verin, işte ağrısı varsa ağrı kesici verin, yürümeye şey yapın, onu yani teşvik edin, şey yapmayın, hani denettirin. Ve işte birkaç güne, yani salı günü, çarşamba günü en geç işte normal yani yürümesi lazım dedi bana ve biz eve geldik ve ondan sonra işte bildiğiniz gibi bisiklet almaya gittik falan filan. Yani doktora güvenerek, doktorun bana söylediğine güvenerek ben o çocuğu aldım. Çıktım dışarı. Mağazaya gittim. Yani bunu böyle şimdi geri düşününce ben çok kötü oluyorum. Ondan sonra işte bu sabah hala da bir de şey yani diyorum ya doktora güvenerek bir de dün yani kızı yürümeye şey yaptırdık, yürütmeye çalıştırdık. Yani hadi Melis, hadi kızım, hani bir iki adım at diyerek ayağı kırık olan bir küçük kızı yürütmeye çalıştırdık ya. Yani diyorum ya içim gidiyor böyle. Tabii ki çok şey yapmadık, zorlamadık. Hani yapamıyorum av dediğinde tamam hemen bıraktırdık ama hani yine de.
Bunların hepsini bugün acildeki doktora, cerraha da söyledim. İşte acaba zarar yaptık mı falan diye. Sanmıyorum dedi o da. Yani zaten kemik yerinden çıkmamış. Hani kemiği düzeltmeye gerek yoktu, ameliyata gerek yoktu. Olduğu gibi alçı yaptılar. İyi ki de yine de içimdeki o hissi dinleyerek ben yine de hastaneyi bu sabah arattırdım. İyi ki de ta salı günüye kadar iyi ki de beklememişim. İşte en çok o duruma üzüldüm yani. Keşke böyle olmasaydı. Keşke dünkü doktor hemen her ihtimale karşı ben sizi röntgene gönderiyorum deseydi. Ama işte keşkeler. Allah yine de bin şükür. Yani çok çok daha beteri olabilirdi. Ameliyata gerek olabilirdi. Yani daha neler neler var. Çok beter şeyler var yani. Çarşamba günü okul gezisi vardı. O kadar şey yaptım. Şimdi gidemeyecek. Şimdi gidemeyecek diye üzülüyorum. Ama ben onu çarşamba günü gezdireceğim. Okul gezisiyle gidemeyecek ama ben onu gezdiririm. Bebek arabasına koyup ben onları gezdiririm. Yani ayağı kırıldı artık gezemeyeceğiz diye bir şey yok. Ben onları gezdiririm. Havalar da zaten çok güzel olacakmış. Neler anlattım? Tekrar anlatacağım. Şu an hiç bilmiyorum. Yani 2 hafta sonra tekrar röntgen çekilecek sanırım. Onları anlattım. Ondan sonra tekrar alçı yapılacak ama bu sefer dizinin altında alçı yapılacak. Küçük olduğu için ve bu yaştaki çocukların kemikleri çok çabuk kaynadığı için büyük ihtimalle 4 hafta, 3-4 hafta yeterli olacak dedi. Yani 6 hafta gerek kalmayacak diye tahmin ediyorum dedi. O yüzden hani bir ay gibi. Gel, bir şey diyeceğim mi daha? Bok kapatacağım. Ne? Bocuk. Bir şey diyeceğim mi? Şimdi her şeyi tekrarlamaya başladım. O yüzden ben kapatayım en iyisi. Bugünlük bu kadardı. Melis şu an hiç acısı yok. Yani zaten sürekli de soruyorum acıyor mu? Hiç acısı falan yok. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. İnşallah bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bye bye. Kıyamam sana. Ben sana kıyamam. Doğdu mu acaba? Doğdu mu? Görmüyorum ki. Sırtını içi şey yaptı. Aman Allah'ım. Kız, ay ne oldu kız?
other's eyes. Tired snowflakes are coming down, collapse into water when they hit the ground. I hear the sound of empty streets. Yesterday has gone to sleep. You're the only thing I see. Hold my hand and hear the words I say. Close your eyes and let us fade away. Build a secret place for you and me. Let our minds be caught up in a dream. Are listening when we talk.